Şehrin ticari açıdan adeta bugünün İstanbul'u kadar gelişmiş olmasını sağlayan şey ise İpek yolunun kuzey kanadından Arpaçağ üzerinde köprü durumunda olmasıydı. Ayrıca İpek yolunun güney kanadının Bagrat yönetimi ile Cenevizliler arasında süren savaşlar yüzünden güvensiz olması nedeniyle kervanlar aniden geçiyordu. Bu durum şehrin refahına büyük katkıda bulunuyordu. Kent 1064 yılına kadar Bizans yönetiminde kalmış ve bu tarihte Selçuklular tarafından zapt edilmiştir. Ancak kentte Selçuklu idaresinin kurulmuş olduğuna dair bir belirti yoktur. Selçuklu fethinden kısa bir süre sonra kent ve çevresinin Kürt kökenli Şeddadi Beyliği'nin yönetiminde olduğu görülmektedir. Ani'deki en önemli İslam eseri olan Menüçehir Camii 1072 yılında Şeddadi emiri Menüçehir tarafından yaptırılmıştır. Moğollar tarafından 1239 yılında istila edilen ve yakılıp yıkılarak talan edilen Ani'ye son darbeyi ise tabiat vuruyor. Büyük bir deprem 1319 yılında şehri yaşanmaz hale getiriyor. Her ne kadar ufak bir yerleşim yeri olarak kullanılmaya devam edilse de terk edilmiş bir şehir görünümünden bir daha kurtarılamıyor Ani. Görkemli şehir harabelere çeviren bir başka belki de en önemli neden ise İpek yolunun önemini kaybetmiş olması. 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus savaşlarında 40 yıl Rusların hakimiyetinde kalan bölge, St. Petersburg Çarlık Üniversitesi'nden Profesör Mar tarafından 250 kişilik bir grup ile şehirde kazı yapılıyor ve ne yazık ki taşınabilir bütün eserler ve birçok fresk Rusya'ya götürülüyor. Ani'nin öyküsü bununla da bitmiyor. Ani bütün bu tarihin altında bir de yeraltı şehri saklıyor. Halk buraya gider gelmez diyor. Giriş resimli kilisesinin hemen güneydoğusundaki ana kayanın altında bulunuyor. 100 metrekarelik birçok odadan meydana gelen bu yeraltı şehri hem saklanma yeri hem de devasa bir kiler olarak kullanılmış vaktinde.